İyi akşamlar herkese. Umarım keyifler yerindedir. Yanılmıyorsam YouTube'dan da şey var. Merhaba herkese. Bakayım YouTube'da da sorun çıkmamıştır umarım. Ha, YouTube'dan bakanlar da var. Şahane. Ne güzel bir şey. Hatta buradan evet, şeyleri görebiliyorum. YouTube'dan bağlananları. Herkese iyi akşamlar. Valla bu akşam hani söyleyecek bir şeyler hazırlayasım vardı ama esasında zorlamak da istemiyorum. Önce bir ses görüntü teyidi alayım. İyi akşamlar Deniz, iyi akşamlar Cihan, selam. İyi akşamlar Giti ve Can Saka, selamlar. Nalan, merhabalar. Herkese merhaba. 21. yüzyılın şizoid kızı, merhabalar. Amin Hasanlı video olarak yüklenir. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Evet, yani bazı konular üretmeye çalıştım ama çok da zorlamak istemedim. İçimden bir ses sizin aranızda bazı hain sorular hazırlamış olanlar olabileceği. Ama bu videoyu sonradan izleyenler de oluyor. Merhaba Sinan Bey. Hemen hızlı bir şey söyleyeyim. Benim kafamı çok açtı. Birkaç gündür düşünüyorum. İnternetten falan da duydum bunu. Böyle şeylerden. Yani internetten duyduklarım bunu hatırlatıyor bana. Ben bunu 1000 defa Bergson'dan falan çok duymuştum. Hemen söyleyeyim. Arkadaşlar, hafıza dediğimiz şey bir kayıt cihazı değil, alarm sistemi. Düşünün bunu isterseniz. Bunu çözünce çok şey birden çözülüyor. Psikolojik olarak çok şey birden çözülmüyor ama pek çok şeye ışık tutan bir ana fikir bu. Biraz da şundan da kaynaklanıyor. Kayıt cihazı gibi niye düşünüyoruz biz bunu? Yani bizim elimizde yazı, video falan filan fotoğraf makinesi olduğu için kendi beynimizde biraz öyle düşünüyoruz esasında. Ondan sonra cıma. Öyle olunca da olan biten her şeyi yazan bir katip düşünüyoruz. Ondan sonra cıma. Bu böyle bir kafamı çok açtı. Travmayla tabii bunun çok ilgisi var. Ondan sonra cıma. Bizim organizmamızın olan biten her şeyi kaydetmek gibi bir lüksü falan yok. Kim niye bunu yapsın? Kimse yapmaz böyle bir şeyi. Ondan sonra bastırılın bilince dönüşü aslında hani şey oluyor tabii, alarm sistemi olduğu için oradaki bastırma zaten bir alarm durumu var. Ama bünye diyelim şey yapıyor. Ya sen bunu yabana atma, sen bunu yok sayma, sen bunu inkar ettin ama sen bu problemi nasıl çözeceğini tam olarak bilmiyorsun henüz. Sen buna gene bak diye canımızı sıkan bir ses, o rüyalarda falan filan çıktığı düşünülebilen bir enerji o sonuç olarak. Ondan sonra da yani bir şey hipotez. Problem çözülünce de o hatıranın ortadan kaybolması falan filan var. Oysa niye kaybolsun eğer yalnızca bir kayıt meselesi ise? Ana fikri tekrar edecek olursam, hafızaya bir kayıt cihazı olarak bakmak bayağı bir hata, veya da tersinden söyleyecek olursak bir alarm sistemi olarak bakarsak bence çok açıklayıcı oluyor bu. Bu bir açıdan da Platon'la da alakalı ama uzaktan. Ama şimdi 21. yüzyıl şizoid kızının iki tane sorusu var. Bir sorusu var. İsterseniz oradan başlayalım madem sorular var. Arada böyle son zamanlarda düşündüğüm, pişirdiğim bir takım şeyler aklıma gelirse de paylaşırım. Bunun yazıyla bir alakası tabii ki var. Platon'la alakası var. Platon Devlet Okuma Grubumuz Cuma akşamları Türkiye saatiyle 10-12 arasında toplaşıyor. Bir 8 hafta gittik, şimdi 2 hafta tatildeyiz. Ve Can orada mesela. Orada bir el yazması problemimiz oldu. Onunla ilgili bazı yenilikler var. Onlara da girerim eğer fırsat olursa. Şimdi 21. yüzyıl şizoid kızının sorusuna dönelim. 2 senedir felsefe okumak için YKS'ye çalışıyorum. Sormak istiyorum. Siz 19 iken, 19 yaşındayken felsefeyle ilişkiniz neydi? 19 yaşında. Benim felsefeyle ilişkim görece azdı. Ya ben büyük bir değişiklik yaşadım 17 yaşım civarında. Belki 16, 16 evet, 16-17. Hatta diyebilirim ki 91 kışı falan filandı o.
Bir anda şiire merak saldım. Şiirler yazmaya başladım. Yani aynı gün oturuyorum bir daktilonun başında çılgınlar gibi şiirler yazıyorum. Lise birinci sınıftayım. O zaman dokuzuncu sınıf derdik. Ama o zamana kadar kitap okumamışım arkadaşlar. Ben 16-17 yaşıma kadar kitap okumadım. Ne kitabı okudum biliyor musunuz? Fırt ciltleri vardı şey. Gır gır fırt işte o zamanın şey dergileri. Mizah dergileri. Onları okurdum. Tony Schumacher'in hayatını galiba okumuştum. Bu. 19. yüzyılda ben, pardon, 17 yaş civarında kitap okumaya, edebiyatla ilgilenmeye başladım ve Edric'in dediği gibi Galatasaray'da 9. 10. sınıfta ya bu topluma ben nasıl eklemleneceğim bilemiyorum. Nereden eklemleneyim? Ağzım laf yapıyor. Nasıl insanların ilgisini çekeceğim vesaire gibi bir hissiyat içindeydim herhalde. Ve dile döndüm, şiire diye döndüm. Şudur budur. Fırtı bilmez çocuklar hocam, harikaydı. Teşekkürler sosyoleydi. Fırt o kadar ilginç bir, yani şu açıdan ilginçti. İlk sayfasını açardınız, iç kapakta kocaman memeli bir kadın olurdu. Memelerinin ucunda da yıldızlar olurdu ve kadının etrafında mini karikatür karakterleri olurdu. Birisi öper, öbürü çiçek verir, öbürü utanır, işte öbürünün işte salyası akar falan. Böyle bir konseptti bu. Daha açık saçık bir zamandı bu. Böyle. Ben de düşünün arkadaşlar, yani bu tek kanal, belki ikinci kanal var. Yani TRT 2 ya var ya yok. O zamanın erotizmi ne farklıydı sakallı Davut? Yani bunu herkes biliyor ki internet öncesi bir dönemin erotizminden söz ediyoruz. Elden ele geçen porno dergileri, porno kasetleri ve pek çok neredeyse her mainstream gazetenin arka sayfasında kesinlikle erotik bir kadın vücudu kesin vardı. Kaçmaz köşede dururdu o. Ve açardın, döndürdün o. Çok güzel bir şey. Erotik bir kadın. Harika bir şey. Böyle bir zaman. Bu şey için önemli yani. Daha önce ben sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla, yani internetin hakikatinin ortaya çıkmasıyla büyük bir heyelan olduğundan, büyük bir anlam değişikliği olduğundan falan söylüyordum. Ve bahsediyordum. Bunu da hesaba katmak için önemli. Yani bugünün erotik, gencinin yaşadığı erotizm vesaireyle çok büyük bir fark var. Arka sayfa güzelinden söz ediyor Sakal Davut. Aynen öyle. Merhaba Mehmet Bey, merhaba Koray Onur Kanat, iyi akşamlar. Ufuk'ta Flu'yla ilgili bir yeni içerikler var. Bir iki hafta içinde de çıkacak. Bekleyin, başka içerikler de hazır esasında. Şimdi Türkiye'ye gideceğim, yeniden bir Flu'ya bir uğramak istiyorum açıkçası. Şimdi şeye geri dönelim ilk sorumuza. Koç veya Bilkent Galatasaray'ı da isterdim lakin maddi problemlerden ötürü olamıyor diyor 21. yüzyıl şizoid kızı. Şimdi bu şöyle bir durum, bir sürü şey birden var. Ha, 19. yaşıma dönmeye çalışıyordum. 19. yüzyıl deyip demem deyip durmam boşuna değil çünkü o dönem ben Fransız edebiyatıyla çok ilgileniyordum ve en çok da 19. yüzyıl Fransız edebiyatıyla ilgileniyordum. Rimbaud, Baudelaire ve Mallarmé'yi dilimden düşürmüyordum. Biraz böyle Yahya Kemal'in gençliği gibi, onun da öyle şiirlerinde vardır ya işte gençliğimde Baudelaire'i falan filan okurduk vesaire. İsmet Özel'in de öyle şeyleri vardır. İşte Albatros'u öğrendik Baudelaire'den falan. Semender'i, Ibon falan diye dizeleri vardır. Ben de biraz öyleydim. Yani o bohem opsiyonu kullandım senelerce. Hatta biraz daha hippie gibiydim. Yani bir gençlik kimlik bunalımı sonuç olarak. Bunun sebeplerinden bir tanesi hem Türkiye'nin 90'larındayız. Garip bir dönem esasında. Benim açımdan da ben işte ne bileyim 8 yaşında Amerika'dan gelmişim. Geldikten sonra da darbe sonrası Türkiye'de yaşıyorum. Ve Amerika'da yaşadıklarımı inkar ediyorum esasında. Amerikalı kimliğimi inkar ediyorum. Neden inkar ediyorum? Ya Türkiye'de kolay mı Amerikalı çocuk kimliğiyle yaşamak? Nitekim zorlandım. Onu çok inkar ettim. Hatta ablamla biz senelerce İngilizce konuşmadık. Hiç ağzımıza bile almadık.
Ablam İtalyanca öğrendi. İtalyan kız ortaokulunda ve lisesinde okudu. Ben Galatasaray'da okudum. Ben Fransızcacı oldum. O İtalyancacı oldu diyelim. Ama ağzımıza İngilizce almadık. Ta ben yıllar sonra hani Amerika'ya dönene kadar. Uzun lafın kısası. Ben Türk toplumunda ne yaptığını şaşıran bir çocuğum. Orada da Ahmet Soysal benim elimden tutuyor. Şiirlerimi ona gösteriyorum. Çok beğeniyor. Bunları Beyaz Dergisi'nde yayınlayalım diyor. Ben de böyle artık mutluluktan uçuyorum. Neden mutluluktan uçuyorum? Çünkü kabul edildiğim bir niş bulabildim nihayet bu toplumda aslında. Ama Ahmet Soysal'ın etrafında Mustafa Irgatlar mı dersiniz, Ece Ayhanlar mı dersiniz? Hani böyle benim o zamanlar tanımadığım, cahil olduğum için okumadım. Sonradan okuyup sonradan çok seveceğim bir sürü de figür var. Ama ben şey yani mutluluktan uçuyorum falan. 19 yaşında ben felsefeyle dolayısıyla dolaylı olarak ilgileniyordum. Öncelikli olarak edebiyat ve sanatla ilgileniyordum. Ama onların dolayımında mutlaka felsefeyle ilgileniyordum. Ama dediğim gibi az kitap okuyan, yani hiç kitap okuma alışkanlığı olmayan bir çocuk olduğum için felsefe hiç okumamıştım ben. Yani o filozof Atakan falan öyle çocuklar var ya, işte dahi çocuk, işte bilmem ne. Hiç ben onlar gibi değilim. Tam tersine ben hayta çocuk falan, yani öyle normal bir çocuk. Çok normal bir çocuk da değildim ama kitap okuyan bir çocuk hiç değildim. Şeye gelince Dağlarca'yla da o dönem tanıştım. Evet, yani hikayenin devamı da esasında o. Ahmet Soysal'ın arkadaşlığı vardı ve dedi ki sen de uğramak ister misin? Ya da ben sordum belki, yani Dağlarca. Çünkü diyordu bana kahveye geliyor. Ondan sonra şiirlerini Latin alfabesiyle yazdıracak insan pek yoktu etrafında. Ondan sonra da onları yayın evine vermek gerekiyordu. Biraz Ahmet bazı kitapları onunla birlikte yazdı, ona yazdırdı vesaire vesaire. 19 yaş için güzel çevre, ilginç bir çevre. Şimdi böyle her soru geldiğinde de böyle mukabele etmek istiyorum. Hoşuma gidiyor çünkü her biri güzel. 19 yaş benim 1991, doğru değil mi? Yok, 1994, 19 yaşındayım. Beyoğlu. Daha doğrusu 17 yaşımda Beyoğlu civarındayım. O zamanlar Beyoğlu şimdiki şık Beyoğlu değil. Tırnak içinde şık diyorum. O zamanlar leş Beyoğlu'ydu. Leşliğinin son yıllarıydı. Yayaya geçilmişti, şey vardı, tramvay vardı ama yeni gelmişti. Birkaç sene olmuştu. Ama şık değildi. Pano şaraphanesiyle birlikte sanki orası şıklaştı. Hayal kahvesi, kaktüs vesaire deyince Beyoğlu hızlı bir şekilde kimlik değiştirdi. Tabii son 10 ya da 20 senedeki değişikliği bambaşka. 19 yaşında ben İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı'na girdim. Orada çok dil bilim gördük, edebiyat gördük. Dil bilim üzerinden gene ben felsefeye doğru birazcık savruldum ve bir şeyler de okudum. Yani Maurice Blanchot okurdum. Yves Bonfa'yı çok seviyordum, bir 20. yüzyıl şairi. Türkçe'ye de çevrildi. Çok çok tanınmaz ama Fransa'nın çok büyük bir şairidir. 20. yüzyılın en büyük şairlerinden biridir. O da felsefeyle dövüşmüş, hesaplaşmış bir filozof. Felsefeye karşı bir şiir anlayışı geliştirdi. Ama felsefeyi iyi bilirdi. Yani Kierkegaard üzerine, Baudelaire ve Kierkegaard üzerine bir doktora tezi yazıp yakmış mı bir şeyler. Kierkegaard okurdu, Şestov okurdu. Şestov deyince de şu Şestov'un şeyini buldum. Atina ve, bunu Fransızcasını buldum. Atina ve Kudüs. Garip de bir kitapmış. Çok da garip bir adam zaten. Neyse, 19 yaşında ben felsefeyi bilmezdim. Size, yani sizin belli ki bazı tavsiyelere ihtiyacınız var. Galatasaray'daki Fransız Dili ve Edebiyatı değil, pardon, Edric galiba kendisinden söz ediyor olabilir. Ben İstanbul Fransız Dili ve Edebiyatı'nda okudum. Sonra orada master yaptım. Sonra Galatasaray'da Zeynep Direk'le felsefe master yaptım ve Fransızca bir tez daha yazdım. Yani ben seneler senesi Fransızcayla uğraştım. Lisede, ortaokulda, lisede, üniversitede, birinci master'da ve aslında ikinci master'da. Bugünlerde bir arkadaş, bir yakın tanıdığıma Fransızca metin okuyoruz birlikte. Yani Fransızca neler neler biliyorum, hiçbir işe yaramıyor, öyle kafamda duruyor. Öyle bir şeyim, yani bir ikinci kimliğim gibi bir şey var esasında. Dağlarca ile o dönemde tanıştım.
Hocam 15'ten beri diyor 21. yüzyıl şizoid kızı. Bu eğer isminizin bu olduğu, yani bunu dalga geçiyormuşum gibi düşünüyorsanız kendi isminizi yazın ya da başka bir isim yazın. Kusura bakmayın. Sizi aşağılamak gibi bir niyetim asla yok. İsminizi öyle yazdığınız için biraz mecburen öyle dedim. 15 yaşından beri deli gibi okuyorum. Artık kabullenmek istediğim bir nişe ihtiyacım var. Ve felsefe alanında adımı size de duyuracağım gelecekte. Anladım. Şimdi bir düşünelim bakalım. Ülkü Hanım'ın da bir sorusu var. Vallahi şöyle, kabullenmek istediğim bir nişe ihtiyacım var. Türkiye'de kabullenmek çok güzel bir tabir. Yani kabullenmek ise Meriç, memnun oldum. Merhaba Efe Bey. Meriç, kabullenileceğin bir niş, yani küçük bir çevre. Çok güzel bir istek, çok haklı bir istek. Türkiye'de bildiğim kadarıyla biraz zorlaşıyor bunu bulmak. İnsanlar birbirini kabullenmiyorlar. Üç kişi bile bir araya geldiğinde cıngar çıkıyor, çekemezlikler oluyor. Sosyal medyanın ortaya çıkması da nişleri çok değiştirdi. Yani eski nişler, eski arkadaş grupları uğrarlardı, aynı yere uğrarlardı. Aynı kafeye uğrarlardı. Mesela benim bu 1991 civarında söylediğim bu çevre, dediğim gibi Mithat Şen, işte ne bileyim, ben Amel, dediğim gibi Yaşar Çabuklu, ondan sonracıma bir yere kadar defter tayfası da oralarda, Bilardaydı falan filan. Bu benim söylediğim tayfa Fransız konsolosluğun içindeki kantinde buluşurdu. O zaman çok küçüktü kantin. Kütüphaneye ben çok giderdim. O zaman kitap okumaya başlamıştım. Bir anda çakram açıldı ve kitap okumaya başladım. Ondan sonra Ece Ayhan o kütüphanede okur, İlhan Berk gelir okur, ondan sonracıma. Zamanında Tanpınar'ın falan da uğradığı bir yermiş mesela orası. Ben tabii çok şanslıydım yani bu yukarıdaki, yani Sinan Bey'in söylediği yukarıdaki şey çok doğru. Ben bazı açılardan çok şanslıydım. Şimdi dönecek olursak... Ben de İstanbul Üniversitesi felsefe ders aldım. Ben İstanbul Üniversitesi felsefede olmadım. Ben Galatasaray felsefede oldum. Cengiz Hoca sizde de var mıydı bilmiyorum. O zamanlar ben yani İstanbul Üniversitesi'nin felsefe dersine hiç girmedim. Felsefede iki alt koridor muydu? Bir yan koridor, yan koridordu galiba. Çok şey değildim. İngiliz dili ve edebiyatının koridorunda çok yürürdüm. Volta atardım. Orada resimler vardı. Ne bileyim ben John Steinbeck'in resmi vardı. Belki Beckett'in resmi vardı falan. Volta atardım ama çok şey değildim yani. İstanbul Üniversitesi o yıllarda demek ki 1994-1998 arası kan gövdeyi götürüyordu arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Kan gövdeyi ciddi götürüyordu ve her gün değilse bile çok sıklıkla o zamanki akşam haberlerinin ilk haberi İstanbul Üniversitesi, Laleli Kampüsü'nde öğrenciler arası çatışma, polis ve öğrenciler arasındaki çatışma ama kanlı bıçaklı, kanlı gövdeli falan filan. Bu biraz böyle hayatımı nedense anlatmak istiyorum. Sebebini tam olarak bilmiyorum. Biraz şimdi hayatım değiştiği için galiba anlatmak istiyor olabilirim. Umarım kusura bakmıyorsunuzdur ama nasıl olsa çene koyduk adını, yani çok ciddi bir isim de koymadık. Bu arada doçent olmuşum. Doçentliğe üçüncü başvurum. İkisinde reddedildim. Üçüncüsünde reddedilmedim diyeyim. Ondan sonracıma ne diyeyim yani, diyecek fazla bir şeyim yok. Evet. Kabullenmek istediğim bir nişeye ihtiyacım var. Evet, tahmin edebiliyorum. Nerede olduğunuzla bağlantılı bir şey bu Meriç Hanım. İnternet üzerinden bu nişler kurulabiliyor mu bilmiyorum ama herhalde ya kuruluyorsa orada çok şansınız var. Felsefe alanında adımı size de duyuracağım gelecekte diyorsunuz. Güzel. Ben gençken ne bileyim ben Nermi Uygur hayattaydı işte şu yani ama onlara ulaşmak çok zordu. Bugün herkese ulaşılabiliyor garip bir şekilde. Beni hep şaşırtan bir şeydir. Yani bunu şunun için söylüyorum. Belki internet ve teknoloji bu ulaşmanızı belki de kolaylaştıracaktır. Anne babanızın edebiyatla felsefeyle ilgili üzerinizde bir etkisi var mıydı acaba?
Güzel bir soru çünkü bu sorunun cevabı apaçıkça hayır. Annem hiç ilgilenmezdi edebiyatla, felsefeyle ama hiç. Yani o kadar hiç ki hiç ötesi hiç. Akademik düşünüş biçimine çok yabancı, çok pragmatik, çok hayata bağlı, çok uyanık, çok somut bir insandı. O kadar ki kurmaca bile kolay kolay okuyamazdı, sıkılırdı. Biyografi falan kitap ver bana derdi. Okurdu kitap ama ne bileyim mesela Yaşar Kemal'in röportajlarını ona şey yapmıştım, tavsiye vermiştim. Bayılmıştı. Ama Yaşar Kemal'in Destan, Üç Anadolu Destanı'nı okudu. Galiba onu sevmedi ama şeye bayıldı. Bu diğer baştan başa mesela bayılmıştı. Yani öyle bir fark. Annemin tarafı. Babamın tarafı ilginç. Babam çok bence babamı ben kaybedeli 9 sene oldu. Bu baba oğul, oğlun babayı düşünmesi meselesi hakikaten çok büyük, eğlenceli, güzel, öğretici ve duygulandırıcı bir şeydi. Ve hala da öyle benim için. Babam benim Türkiye açısından ve hatta Amerika ve dünya açısından bilgisayar programlamacılığının hakikaten öncü neslinin bir ferdiydi. Bir bireyiydi. Amerika'da işte bilgisayar üzerine çalışıyor, IBM'de çalışıyor. Ondan sonra da 83'te IBM'deki işinden çıkıp Türkiye'ye taşınıyor ve Türkiye'de bilgisayar satmaya çalışıyor 1983'te. İşte böyle bir şirket kuruyor vesaire vesaire. Babam bu kadar teknik ve hani sayısalcı olmasına rağmen ve düşünüş biçimi de büyük ölçüde öyleydi. Yaşlandıkça ortaya daha da çok çıkan çocukluğunda kalma, gençliğinde kalma bir edebiyatçılık ve bir mizahçılık vardı. Muzip bir adamdı babam ama o muzipliğin ortaya çıkması için biraz 40'lı 50'li yaşların enerjisinin azalıp 60 yaşa falan gelmesi gerekiyordu. 20'li yaşlarında babam benim Ankara'da TED Koleji'nde Melih Cevdet'in galiba karısından Türkçe dersi alıyor ve Edgar Allan Poe'nun bazı şiirlerini çevirdiğini ben biliyorum. Divan şiirinden böyle bir takım dizeler bana bazen patlatırdı. Onların bende etkisi oldu çünkü ben şiir denince ilk sevdiğim şiirler divan şiirleriydi. Divan şiirlerini çok garip bulurdum. Ama kocaman garip bir dünya olduğunu ben hissederdim. Nitekim aynen öyleydi. Hatta benim şiirle ilk beğendiğim şiir öbeklerinden bir tanesi ablamın kaç yazı bilmiyorum ama herhalde biz 15, 16, 17 yaşındayız. Ablam edebiyattan şeye kalıyor, ikmale kalıyor, bütünlemeye kalıyor. Ve Halil Cengiz gibi isimli bir uzmanın hazırladığı divan şiiri antolojisini ablam alıyor. Ablam onu biraz çalışıyor galiba, sınıfı geçiyor. Sonra ben bunu kurcalıyorum da kurcalıyorum. Ezbere biliyordum o kitabı. Fuzuliler, Nefiler, işte şunlar bunlar. Onlar okumuştum. O babamdan gelme bir şeydi. Yani babamla olan bağlantı çok dolaylı ve çok zevkliydi. Teşekkür ederim Rabia İşeri. Ya görüyorsunuz. Asu ve uzaklarla giyinmek için bir yorum alabilir miyiz hocam diye soruyor. Nihil incognitum. Alabilirsiniz tabii ki. Yani bu konuda bayağı daha uzun konuşmak lazım. Özellikle Asu konusunda. Ahmet Soysal uzaklarla giyinmek kitabını yazdırdığını söyler. Mutlaca öyledir. Dağlarca onun bir ikinci cildini de bana yazdırdı. Ben ona yazdırmadım ama o bana yazdırdı. İmin yürüyüşü gibi bir başlık taşıyordu galiba. Uzaklarla giyinmekte Ahmet Soysal dağlarca resmen şiir yazdırdı ve resmen başka bir düzeye geçtiler birlikte esasında. Birlikte demeyeyim de yani dağlarcanın uzaklarla giyinmeyi yazmadan önceki şiirleriyle uzaklarla giyinmek şiirleri arasında bir fark vardır. Büyük bir fark vardır. Daha deneysel bir havası vardır uzaklarla giyinmenin. O uzaklarla giyinmekten önce biraz şey olmuştu. Dağlarca ile asker arkadaşıymış. Demek ki çok yaşlı ki. Yani Dağlarca 14 doğumlu. Yüz Sura'ya cevap vermeye çalışıyorum. Uzaklarla giyinmek, ben Asu'ya bayılırım. Öyle böyle bayılmam. Dağlarca'nın hakikaten
ikinci, üçüncü şaheseridir Asu. Olacak iş değil yani. Oradaki şiirler, oradaki o uçuk, yani nasıl uçabildi o adam? Ve o uçma, yani hiç kimseye benzemeyen bir uçuş şekli, niye öyle uçtu, kendine nasıl bir güven? Dağlarca'da çocukluğundan beri olan bir şey. Fotoğraflarında vardır Dağlarca'nın. Böyle bakıyor, böyle. Şey, ateş gibi yani. Şey gibi. Ahmet Arslan da öyledir ya mesela. O da Urfalılığını pek bir söyler. O da yani özgüven patlaması. Dağlarca da öyledir. Öyleydi ve en başından beri öyleymiş. Kardeşlerin en küçüğüymüş. Kaç kardeş? Belki altı kardeş mi, dört kardeş mi? Yani az sayıda olmayan bir kardeşler, ablalar falan var. En küçüğü bu. Çok da akıllı bu. Ondan sonracığıma şiirler yazıyor. Ailede çok şey oluyor. Çok özgüvenli. O yüzden o uçuşlar, kaçışlarda sınır tanımayan bir hayal gücü vardı, bir özgüveni vardı. Ve öyle bir evrenselliğe ulaştığını düşünüyordu ve %100 haklıydı. Yani Dağlarca şiir hakkında öyle şeyler söylerdi ki, geçen gün bir derste çıktı karşımıza. Dağlarca şöyle bir tavrı vardı, yaklaşımının, söylediği şeyden ziyade yaklaşımına dikkatinizi çekerim. Şiir ortamlarında, edebiyat ortamlarında, dil ortamlarında en çok şöyle şeyler denir. İşte gıcık gıcık laflar. Şiir kadın gibidir. Çeviri şiir kadın gibidir. İşte çevrilirse güzel olmaz, çevrilmezse sadık olmaz falan. Yani güzel çevrilirse sadık olmaz. Sadık çevrilirse, sadık olursa da güzel olmaz. Saçma sapan bir laf. Dağlarca derdi ki, tam tersine derdi. İyi şiir ancak çevrilebilir derdi. Kötü şiiri çeviremezsin derdi. İyi şiiri çevirir. Hatta iyi şiiri çeviremesen de çevirirsin. İyi şiir kendini gösterir derdi. Ve bunun çok da güzel bir örneğini verirdi. Sorulara bakıyorum. Belli bir çeviri bulabilme ve oraya dahil olabilme imkanına erişmenin sınıfsal bir yön olduğunu düşünüyor musunuz diye soruyor Nalan. Tabii %100 olmaz olur mu? Tabii ki. Yani sınıfsal olmayan şey çok az herhalde. Ama unutmayın ki diyelim, o yüzden internete gönderme yapıyorum. Şu anda sizin hangi sınıftan geldiğinizi bilmiyorum. Yani 21. yüzyıl şizoid kızı konuşuyor vesaire adı Meriç. Yani sınıfsal olarak nasıl bir şey var mesela burada onu bilemiyorum. Yani o sınıfsallık belirleyici bir etken ama kendisi değişken gibi gözüküyor. Değişik formlarda karşımıza çıkıyor. Dağlarca'ya dönecek olursak ne diyordum? Özgüvenli vesaire. Unuttum. Unuttum. Bakayım hatırlayan var mı? Ha, iyi şiir, dil aşan tarafı var. Homeros örneğini verirdi haklı olarak. Teşekkürler Hilal'in. Homeros örneğini verirdi ve Homeros'tan bir şey okuduğunda en kötü çevirmenden bile okusan dersi, yani o derdi ki en kötü çevirmenden ben Homeros'u okurum ama anlarım ki bu çok büyük bir şair. Ki öyle. Ki öyle. İyi şiirin dili aşan bir tarafı mı var diyelim. Dağlarca öyle düşünüyordu Hilal Hanım. Yani Türkçe, İngilizce gibi dilleri aşan. Aynen öyle. Dağlarca bunu düşünüyordu. Ki bu ilginç bir şey. Çünkü çok da Türkçeci. Ama böyle bir şey düşüncesi vardı. Yani iyi bir şiir Google Translate ile bile bir his geçiriyor diye düşünüyordu Dağlarca. Ben böyle düşünüyor muyum bilmiyorum. Yani konuşuruz. Dağlarca şunu söylüyordu ve Ece Ayhan'ı düşünerek diyordu ki, Ece Ayhan diyordu, sonra da André Dubuchet için de bunu söyledi galiba. Gramerle şiir yazıyor bunlar derdi. Gramerle şiir yazarsan tabii ki çevrilmez. Bak gene akıllıca bir fikir. Yani haklı da, haklı bir tarafı var. Falan filan. Böyle şeyler. İyice yaşlı gibi hissettim. Yaşlı Saf'ın babası tabii çok eski oluyor. Evet, aynen öyle. Dağlarca gibi dili kullanan bir şair yok. Bence daha çok anlatılmalı. Bu ilginç bir olay ve teşekkürler Deniz Hanım. Yani bunu Ahmet Soysal bir konuşmasında söyledi. Bence haklı. Bundan bir 7 yıl önce mi ne? Kadıköy'de bir yerde konuşmuştuk. Demişti ki Dağlarca'nın günü bugün değil. Yani bugün Dağlarca çok okunacak bir değil ama okunacaktır bir gün. Bir gün geri dönebilir ve dönecektir diye düşünmüştü. O konuşmada Ahmet çok önemli bir şeyi vurgulamıştı. Dağlarca'nın bizim kafamızdaki imajının ne kadar tek taraflı olduğu ve ne kadar çarpık olduğunu anlatıyordu.
Ve şunu diyordu sonuçta, biz dağlarca deyince işte Elif'in kağnısı, Mustafa Kemal'in öküzü, işte devlet şairi falan filan diye düşünüyoruz. Biraz daha dağlarcayı daha çok tanıyanlar, aa işte Necip Fazıl'ın işte çizgisinde, belki Necati Gil'e yakın, belki şeye yakın işte, Tarancı'ya yakın, Ahmet Muhip Dranas'a yakın bir Kırklar şairi falan gibi düşünenler vardır ama dağlarca yani 60 sene, 70 sene, 80 sene, ya 70 senelik kariyer olarak da düşünmek lazım. Bütün Cumhuriyet'le örtüşen bir yaşamı var. Ne diyordum? Evet, Ahmet şunu vurguladı. Dedi ki, dağlarca sol bir şairdir. Soldan da kasıt, bayağı ciddi sol, komünist bir şairdir dağlarca derdi. Dedi ve haklıydı. Dağlarca bunu hep de söylerdi. Ama sosyalizm için kullandığı sözcük toplumculuktu. Bu da çok güzel bir tavır, ilginç bir tavır. Biz buraların uzaklarındayız yani. Biz komünizm, sosyalizm bunları diyoruz falan da ama güzel. Başka bir yerden yaklaşıyor. Başka bir evren tabii. Ama o evren geri gelir mi bir gün? Olabilir. Gelebilir. Takvim yerine gün akıtanı öneriyordu. Evet, evet incognitum. Evet, merhaba Emre. Sociolady der ki şiiri yapay zeka çevirince duygusunu geçirebildiğini düşünmüyorum. Roman ve şiirlerde hala insanların çeviri yapması gerektiğini düşünüyorum. Google Translate vesaire eksik kalıyor. Doğru olabilir. Doğru olabilir. Doğru olabilir. Bilmiyorum. Bana şey gibi geliyor yani yapay zeka konusundaki görüşlerimden biri de bu. Tekno müzik ortaya çıkınca akustik müzik yine yerini almadı. Yani kimse keman çalmamaya, kimse keman dinlememeye başlamadı. Yani synthesizer piyanoyu yemedi. Bambaşka bir şey çıktı ortaya. Synthesizer'la piyanonun ne alakası var? Synthesizer diye de Ork'ta piyanoya basabiliyorsun diye piyanolar yok oldu değil. Piyano müziği yok olmuş değil. Başka bir şey ortaya çıktı. Başka bir imkan ortaya çıktı. O yüzden ben şey diyorum yani ya Ahmet Güntan'dan aldığım bir fikir. Ne diyordu bakayım? Bilgisayarın ne mal olduğu internette ortaya çıktı diyor. Güzel. Hatta daha da öte onu mu söylüyordu? Ben mi bunu ekliyordum? İnternetin ne mal olduğu da sosyal medya ortaya çıkınca anlaşıldı. Aslında sosyal medyanın ne olduğu da recommendation medya ortaya çıkınca anlaşıldı. Yani bu böyle şey gibi Truva atı gibi hayatımıza giriyor. İçinden bayağı bambaşka olanaklar çıkıyor esasında. Bu yüzden de yapay zekayla şiir yazdırma var. Yapay işte şiiri çevirtme falan filan size Can Yücel çevirisi tabii ki vermeyecek, onu beklemeyin. Şeye bakın, başka nerelerden ne kapılar açılıyor. Yani bir uzaylı dünyaya gelmiş, biz ona şey çevirtiyoruz. Bakalım Can Yücel gibi Shakespeare çevirebilecek mi? Ya bırakın şimdi onu. Can Yücel çevirisi zaten var. Şimdi bakalım ne yapacak. Merhaba Jeremy Tobacco. Çok çarpıcı bir isminiz var ya. Ne güzel isimler buluyorsunuz valla. Ben isim bulunca hiç akılda kalmayan şeyler buluyorum. Kendi ismim de öyle. Peki. Kötüyü vasat yapar. Olabilir. Olabilir. Belli olmaz arkadaşlar. Yani yapay zeka da bambaşka bir tat yakalanabilir. Kavram olarak kavramı mı daha geniş yoksa varlık kavramı mı? Aa ne güzel soru. Teşekkürler Yunus Deniz Dolgun. Aa hay Allah'ım ya Rabbim. Aa evet çok çok ne güzel bir soruymuş bu. Şahane bir soru. Düşünelim bakalım. Düşünelim bakalım. Bir tekrar soruyu dile getiriyorum. Yunus Deniz Dolgun sormuş. Kavram olarak kavramı mı daha geniş yoksa varlık kavramı mı daha geniş? Bana zor. Yani Parmenidesçi birisi için bu ikisi özdeş herhalde. Ama var olmayanın kavramının olabileceğini düşünüyorsanız bu durumda kavramı daha geniş olacak gibi gözüküyor. Genişten kastınız da içlemi değil kaplamı büyük bir ihtimalle. Ama ilginç bir soru. Yani teşekkürler.
Oğuz Haşlakoğlu da şiir yazamıyorsanız şiir çevirin. Çevirebildiğiniz şiir artık sizindir diyor. Bu da benzer bir dil mahiyet yaklaşımına dayanıyor gibi. Şimdi şiir çevirisi ayrı bir meseledir. Yani onu ayrıca konuşmak lazım bana kalırsa. Yani insan niye çevirir falan. Allah ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben çevirmenlik yaptım senelerce ve çeviri üzerine çok düşünmüş birisiyim. Niye böyle şeyler yapıyorum? Niye böyle şeyler söylüyorum ben ya? Neden kendimi... Yani şey demeye çalışıyorum. Evet, yani söylediğim şeyin yabana atılmasından galiba korkuyorum. Peki. Şiir çevirisi, ya çeviri meselesinde ben maalesef şu itirafı yapmam gerekir. Okurlarımdan da özür dileyerek aslında. Büyük söylemler, parlak fikirler, zor söyleyişler, zor fikirler, bunların büyüsüne benim kapıldığım çok oldu. Ve bunların dümen suyuna katılıp onlarla, onların otoritesinden, onların gizeminden faydalanmak, nemalanmak istemişimdir. Yani onun benim malarme çevirmemde payı vardır. Onun benim işte Deanima, Aristoteles çevirmemde payı vardır falan. Bu okur için iyi bir şey değil. Çünkü bu çevirmenin kendi şeyi, kendi endişeleri. Okura kim hizmette bulunacak? Onu düşünmek lazım. O yüzden biraz sakat. Bir diğer sakatlık, Türkiye'de çeviri konusundaki sakatlıkların sonu yok. Yani ekonomik problemler, yayıncılıkla ilgili problemlere falan hiç giremem. Çok da iyi bilmiyorum çünkü ve çok daha donanımlı insanlar var ama şöyle problemler var. İnsanlar henüz okumadıkları bir kitabı çevirebiliyorlar. Yani ulan bu güzel kitapmış, yayın evi de istiyor, İngilizce, benim yine İngilizcem var falan çevirme gibi bir şey olabilir. Ondan sonracığıma çevirgenlik tabii var Türkiye'de. Çevirgenin ne anlama geldiğini bilir misiniz? Adnan Benk'in, ki Adnan Benk de Fransız dili ve edebiyatı ile bağlantılı bir hoca, çok ilginç bir figürdür. O da yok olup gitmiştir bizim geçmişimizde. Belki bu post Kemalizm döneminde geri dönebilecek, yeniden çalınabilecek kapılar bunlar. Yani ben Nurullah Ataç'ın kapısının bir daha çalınacağından eminim. Ahmet Cevat Emre'nin çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Doğru düzgün bir Türk dili kurum belgeseli çekilmeli, bunun filmi çekilmeli. Bütün belgeler çıkmalı, tarihçiler tartışmalı, televizyon, ben film yapılsın diyorum. Netflix'e TDK diye film yapılsın, böyle hayaller kuran biriyim. Nereden geldim buraya? Adnan Benk. Adnan Benk'in Bertan Onaran için kullandığı bir laftı çevirgen. Yani her şeyi çeviriyor ve anlamadan kelime kelime biraz makine gibi çeviriyor. Bu laf unutulmadı. Galiba unutuldu. Geri alıyorum. Ama uzun bir süre şey yapıldı. Çok sevildi, kullanıldı falan filan. Peki. İsmet Özel ve politika hakkında düşünceleriniz nerede? Bunu daha önce konuşmuştuk epey. İsmet Özel ve politikasıyla ilgili. Bina gireyim mi? Yani çok da özel müthiş bir fikrim de yok. Yeri gelince ondan söz edelim. Yani İsmet Özel, ya bazı figürler, İsmet Özel bunlardan biri, insanları kutuplaştırıyor diyelim. Ondan olanlar, ona karşı olanlar işte ve insanlar onun hakkında fikir beyan etmekten kendilerini alamıyorlar. Öyle bir figür. Ben biraz kendimi tutmak istiyorum onun hakkında, böyle ileri geri konuşan insanlardan biri olmak istemiyorum. Bir de hakkını vermek istiyorum. Onun hakkını da doğru vermek istiyorum. İsmet Özel etüdü hiçbir zaman yapmadım ama son işte 20 senedir, 25 senedir İsmet Özel'i takip ediyorum. Ne zaman bir şey yayınlasa okunur, işte ne zaman bir şey yapsa herkesin haberi olur falan filan. Bir iki defa öyle tanışmıştım, çok ayaküstü ama hiçbir şeyimiz, muhabbetimiz, sohbetimiz olmadı yani. Peki. Hocam, Rabia İşleri der ki, hocam master öğrencisi medya felsefesi dersleri alıyorum. Yarın sunum yapacağım ve Aristoteles'in metafiziği üzerine çalışmak beynimi yakıyor. Sizden bu konuda şu an özet alabilmem mümkün mü? Hayır, değil. Yani onu ayrı şey yapmaya, hakkını vermek lazım.
Keşke şunu yapabilseniz. Yani benim beynim, yani bunu söyleyebilseniz yani şeyde sunumda. Ben bunu hani yapamadım, başka bir şey yaptım. Emek gösterdim, şundan dolayı anlayamadım, şöyle bir şey var. Yani emek gösterdiğinizi gösterin bir kere. Ondan sonra neden anlayamadığınızı yakalayın. Ondan sonra bunu paylaşın. Ve dürüst, yani olağanca dürüst olmanız ne kadar güzel olur. Şunun için söylüyorum. Dürüst olmamanız için sebepler olabilir ama düşündüğünüz kadar çok değil galiba. Ben Tuğçe Kahraman, merhabalar. Ben çok uzun zamandır felsefe ya da sosyoloji okuyamıyorum. Sürekli roman okumak istiyorum. Tekrardan felsefe okumak isterim. Sizce hangi alandan başlamalıyım? Onu şey konuşmak lazım. Yani sizin nereden geldiğinizi bilmediğim için az şey biliyorum. Roman okumak istiyorum diyorsunuz. Roman, sosyoloji okuyamıyorum. Sürekli roman okumak istiyorum. Tekrardan felsefe okumak isterim. Bak virgül olmayınca zor okunuyor şeyiniz. Sizce hangi alandan başlamalıyım bilemedim. Yani roman mı okumak istiyorsunuz, felsefe mi okumak istiyorsunuz, ikisini de mi istiyorsunuz? Ve neyi soruyorsunuz tam anlayamadım. Merhaba Iris Duran. George Stans ne der acaba? Konuşulamayan ya da konuşulamayacak alan olan var mıdır? Kavram varlık ilişkisine bağlı olarak. Bence konuşulamayacak, şimdi güzel bir konu aslında. Şimdi isimlendirilemeyecek olan diye bir şey olabilir. Bu ayrı bir kavram. Hakkında konuşulamayacaktan söz edilir. Bir de konuşarak anlatılamayacak ama başka türlü anlatılabilecek şeyler var. Bu sonuncusu değerli bir alan. Yani ben size 2 dakikada hadi bana bilardo oynamayı anlat, öğret bana, konuşarak öğret deseniz öğretemem. Anlatabildim mi? Ama bu demek değil ki bilardo oynamak gizemli bir şey. Bu demek değil ki işte bilardo bilmem ne şudur budur. Yok. Bunu şunun için söylüyorum. Dil o kadar ilginç bir varlık ki, o kadar ilginç bir yetimiz ki bizim ve biz o kadar onun içinde yaşıyoruz. Ben dile mahkum olduğumuzu düşünmüyorum ama dilin inanılmaz bir önemi var. Bu bir gerçek. Bundan dolayı biz, yani dilin çok büyük bir yeri olduğu için biz dilin her şeye kadir olduğunu düşünme eğilimindeyiz. O yüzden de dile mahkum olduğumuzu düşünürüz. O yüzden de konuşulamayacak olan şey hakkında susmak gerekir. Konuşulamayacak olan şey yoktur falan filan gibi bir yere doğru gidiyoruz. Ben onun doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben dilin varlığı tamamen kapladığını, kapsadığını, deneyimimizi tamamen kapladığını hiç düşünmüyorum. Hatta deminki hafıza meselesi gibi hafızamız, bu yayına şöyle başladım. Bu birkaç gündür üzerinde çalıştığım bir mesele. Çalışmak değil de karşıma çıkıyor. Hafıza bir kayıt cihazı değil, bir alarm sistemi arkadaşlar. Bunu neden şimdi söyledim? Çünkü hafızamız niye Borges'in hikayesi gibi, Funes, sonsuz bellek bir Funes diye bir hikayesi mi ne vardı? Onda her şeyi hatırlayan bir adam var, sonsuz belleği var ve her şeyi olduğu gibi hatırlıyor. Her şeyi olduğu gibi hatırlamak için ne gibi bir sebep olabilir? Yani öyle büyük bir masraftan söz ediyoruz ki o masrafı doğa niye girsin? Ya da yaratıcı bir tanrı yani işkence çektirmek için mi her şeyi sana hatırlatsın? Saçma bir şey. İşlevsiz. İşlevsiz tam tersine unutmak. Çok ilginç bir şey. Bir araç bu. Hatta Nietzsche çok güzel bir şey der. Der ki insanın default durumu yani fabrika ayarları durumu hatırlar olmak değil. Unutur olmaktır. Unutmaktır. Hatırlamamak bizim fabrika ayarlarımızdır. Hatırlamak acıyla oluyor. Bir şey yaşıyorsun ve o bizi şeye geri getiriyor. İşte alarm sistemi hafızamız. Yani kötü bir şey yaşıyorsun. Sana sistemin diyor ki, bak bunu tam çözemedin. Çok acımıştı. Acımasından korkuyorum bir daha ve hiçbir önlemin de yok. Hadi rüyalarını da o yüzden görüyorsun aslında. Dolayısıyla dili şey yapıyoruz. Dilin gücünü bence abartıyoruz aslında. O yüzden de sınırlandırmamız lazım. Yani dille ifade edilemeyen şey olabilir. Dille şu anda ifade edemediğim bir şey olabilir. Başka sözcüklerle ifade edebilirim. Ya da bir de şu var. Hafızamız her şeyi kaydetme gibi bir lüksü olmadığı gibi. Arkadaşlar dilin her şeyi ifade etme gibi bir gücü olması için hiçbir sebep yok.
Yani şunu demeye çalışıyorum. Dil kabalaştırır, basitleştirir. Buna da kalem der, buna da kalem der. Sonra dersiniz ki ha, bu siyah kalem, bak dille bu beyaz kalem ama işte bu da siyah, bu da siyah. Yani kabalaştırır, aynılaştırır. Aradaki farkları azaltır dil. Ama olayı o. Gücü de o, zayıflığı da o. O yüzden iyi kullanman lazım falan filan. Ama ya o onu ayırt edemiyor. Her şeyi ayırt etmesi lazım falan. Böyle saçma şey olmaz. Aynı şekilde bir konu daha. Harflerin sesleri birebir kusursuzca yansıtması gerektiği fikri de saçma bir lüks. Doğanın ve dilin asla kaldıramayacağı kadar lüks bir durum. Yok öyle bir şey. Bunu şunun için söylüyorum. Türkçe fonetik dildir. İşte vesaire derler insanlar. Birincisi bu doğru değil. İkincisi böyle olmaması gerekir. Fonetik dili ne yapacaksınız? Yani şey misiniz? IPA'de mi çalışıyorsunuz? IPA diye bir yer varmış gibi. Yani fonograf mısınız? Yani mesele tam tersini düşünmek lazım. Şunu demek lazım. Bir dildeki sesler kısıtlı kısıtlı olmak durumunda. Yani bütün B'leri alıyorum ben. B'yi alıyorum, B'yi alıyorum, B'yi alıyorum, B'yi alıyorum, B'yi alıyorum, hepsini B diyorum. E'yi alıyorum, E'yi alıyorum, I'yı alıyorum, E'yi alıyorum, E diye koyuyor. Hintçe bambaşka bir şey yapıyor. D'yi buraya koyuyor, D'yi buraya koyuyor. Arapça alıyor, Z'ı buraya koyuyor, Z'ı buraya koyuyor. Uzun lafın kısası diller, alfabeler sesleri birebir yansıtma gibi bir işlevleri olmamalı zaten ve yok zaten. Benzer şekilde dil dünyayı olduğu gibi yansıtacak. Hayır, yok öyle bir şey. Gerek de yok. Onun işlevi de o değil. Benzer şekilde hafıza da geçmişi birebir hatırlama falan filan gibi bir şey yok. Tam tersine bir alarm sistemi, yani gelecekle ilgili bir şey hafıza. Böyle uzun bir şey yapayım. Otur sıfır. Nedir o otur sıfır? Sakın değdi X. Bana mı dediniz acaba? Merhaba kanka diyor Eren izlemekte. Merhaba Eren. Varoluşta partnerler olduğunu düşünüyor musunuz? Bilmem ki ya, zor iş partnerlik. Ha, paternler pardon. Paternler olduğunu düşünmez miyim? Tabii ki paternsiz düşünülür mü? Paternsiz düşünemezsiniz. Tersinden düşünün. Paternsiz düşünmeye çalışın. Hiçbir şey düşünemezsiniz. Yani karlı bir ekran düşünün. Karlı bir ekran bile bunu anlatmaya yetmiyor. Çünkü karlı ekran demek siyah ve beyaz demek ve kareleri var demek. O kareler belli bir büyüklükte demek. Daha da hızlı akan bir Herakleitos nehri gibi düşünün karlı ekranı. Ve öyle bir düşünün ki yani şu anda ben varım ekranda. Bir saniye sonra sonsuz sayıda pembe fil var ekranda. Bir saniye sonra işte ne bileyim ben, Louis, 16. Louis'nin hayaleti var. Bir saniye sonra 17 boyutlu bir bilim. Yani paternsiz işte göğe. Hocam diyor Oğulcan Aydoğan. Hocam bir meslektaşınız olan Zizek'in dünya çapında bu denli popüler oluşunu felsefenin bir başarısı olarak değerlendirebilir miyiz? Hayır. Yani felsefenin başarısı, bilmiyorum, felsefe bunu yapmaya çalışıyor. Hadi popüler olacağız ve yaptık falan, öyle bir şey yok. Yani felsefe zaten hep birlikte çalışan insanlar pek değil. İnsanların felsefeye ihtiyacı var gibi bir yerde. O doğru bence. Felsefeye olan ihtiyaç ilginç bir konu. Bence bu böyle bir ihtiyaç var. Nüksetti diyelim. Bu da sosyal medyayla birlikte üst üste bindi, yani iki dalga üst üste bindi ve bir felsefe patlaması değil ama felsefeye epey bir ilgi var. Hele Türkiye'de inanılmaz var. Dünyada da biraz var. Dünyada da var esasında. Ama felsefe bölümleri çok iyi durumda bence değil. Akademik felsefe iyi bir yere gitmiyor. Akademi dışında felsefe bence ilginç bir şekilde canlı. Bunun bazı örnekleri ateizm tartışması, ateizm yaratılışçılık tartışması, yöntem tartışması, bilimlerin geçerliliği tartışması özellikle Covid'den sonra. Ondan sonra AI, yapay zeka, yapay zeka ile ilgili bilinç, meditasyon, psikedelik maddeler, sağlık, sağlık bağlamında da hormonlar. Hormonlar üzerinden hadi bir daha psikoloji ve bu da burada da felsefe devreye giriyor falan.
Popülizmlerin yükselmesi vesaire, bütün bunlar felsefi konular. Zevkli konular. Çocuklar için felsefe, felsefede bence Türkiye'de ve biraz dünyada yeni bir kanal. Öyle. Ama akademik felsefe bence ben hiç parlak durumunda görmüyorum. Yazıldığı gün şartlarında bir kelimeyi hangi anlamda kullandıkları ve ne kastettikleri bilinmeden Homeros veya Kur'an gerçekten çevrilebilir mi diye soruyor Deniz Akdeniz. Evet, çevrilebilir. Asıl öyle çevrilebilir. Yani aynı gün bile yazılan bir şey. Yani İsmet Özel diyor ki işte ölüler beni serinliğe yakıştıramaz mı? Ne öyle bir lafı var. Ne ki bu? Yani aynı gün yazılmış olması bir avantaj vermiyor ki. Her türlü bir kelimeyi kimin hangi anlamda kullandığı ve ne kastettiğini bir yere kadar biliyorsun, bir yere kadar bilmiyorsun. Bir yere kadar o da bilmiyor olabilir. Dolayısıyla dediğinize biraz katılıyorum ama ortada bir saflık nevrozu olmasına gerek yok. Yani orada çok saf bir şey var, ona ulaşamıyoruz. O ulaşılmazlık böyle fetişizmini ben çok mesafeliyim. Onun doğru olduğunu düşünmüyorum. Homeros zamanında, Homeros zamanı diye bir şey yok. Yani Homeros'ta bir sürü katmandan oluşan metinler olduğu biliniyor. Ya da metinler bile değil. Sözlü şeyler olduğu düşünülüyor, biliniyor. Bizde şey fikri var. Yani bir tane yazar var, oturuyor, yazıyor. Orada bir anlamı var, öbürü yanlış anlıyor bunu falan. Öyle bir tahayyülümüz var. O tahayyül gerçeğe uymuyor bence. Merak ettiğiniz sorulara yönelik cevaplar ve sorular üreten filozoflardan, akımlardan başlayabilirsiniz gibi diye birine cevap vermiş galiba Yusra. Peki, aşağıya doğru ineyim. Hocam, İmamoğlu alır mı? Tabii ki alır. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir I have no idea. Kimseye de inanmayın. Görüyorsunuz, tahmin yapanlar pişman oluyor sonra. Ya da olmuyor, bilmiyorum. Monty Python, ya ben hiçbir zaman tam ısınamadım o adamlara. Ki çok sevmem gerekirdi. Normal şartlarda çok sevmem gerekir. Sevemiyorum. Yani İngiliz İngilizcesinin, yani o İngilizce benim ana dilim gibi bir şeydir. Anlamakta zorlanıyorum. Yani o 70'lerin ses kaydı beni şey yapıyor, bozuyor. Ve belki de onların yaptığı mizahın daha ilerilerini, daha radikallerini mi şey yaptık, gördük yani işte olabilir. Ama ben sonuçta ofensif mizah severim. Sert mizah severim. Öyle yumuşak şey mizah sevmem yani. Neydi o işte, Ata Demirer falan ya da Cem Yılmaz bile sertleştiğinde seviyorum. Yumuşadığında sevmiyorum yani. Fırat Yıldırım, aktarım kuramınız bağlamında yapay zeka düşünen akla mı yoksa hesaplayan akla mı daha yakın? Güzel bir soru. Ben yapay zekayı bilmiyorum yani. Ama ne yaptım? Yapay zeka ile ilgili, daha doğrusu makine öğrenmesini bir ara etüt etmiştim. Supervised makine öğrenmesi, yani supervised machine learning'e biraz bakmıştım. Unsupervised'e de bakmıştım. Yani bir A noktası veriliyor, bir B noktasını ben veriyorum. Arada gidip gelen yapay zeka gibi gözüküyor bana. Yani A'yı ve B'yi, başlangıç ve çıkış noktasını ben verdikten sonra o kendi labirentini kuruyor, o kendi labirentini çözüyor ve ben ortasında bir yerde baktığımda ne yaptığını anlamıyorum. Ama A'dan B'ye gittiği konusunda hemfikiriz. Durum böyleyse, ki muhtemel, yani emin değilim böyle mi değil mi, eğer böyleyse hesaplayan akla yakın demek. Ve ben zaten o yüzden hesaplayan akıldan farklı bir refleksif bir akıl olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü refleksif akıl şöyle diyor, ulan B'ye niye gidiyoruz? Niye B? Ve niye gitmek? İşte felsefi sorular, varsayım sorgulama da burada devreye giriyor. Alperen Saz, merhabalar. Dil bir iletişim teknolojisi olarak demode bir araç olarak kalabilir mi? Vallahi hiç sanmam ya. Yani neye kıyasla, neye oranla, hangi ne, moda olan ne mesela? Görüntü şey mi? Video falan mı? Olabilir. Ben dilin çok ileri bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Akıl almaz derecede ileri bir teknoloji olduğunu
düşünüyorum. Komedyen önerisi hemen veririm. Ben komedyenlere çok takık birisiyimdir. Çok izlerim, çok severim. Benim bir numaralı, açık bir şekilde bir numaralı favorim. Genellikle hepsi Amerikalı olacak yalnız ya da yabancı olacak sonuçta. Kanadalı Norm Macdonald benim hayran olduğum birisidir. Benim hayran olduğum pek çok Kanadalı vardır. Glenn Gould bunlardan bir tanesidir, piyanist. Norm Macdonald'a komedi olarak ben daha ya gel o adam komedyen değil, o adam komik. Ama öz komik. Yani lisede dersi babalayan işte ya da bizim çocukluğumuzda telefonla insan işleten arkadaşlarımız olurdu. Hiç böyle istifini bozmaz, konuşur işte şu bu ve yerlere yatarsınız. O tarz komik bir adam. Yenilerde öldü. O adamı çok severim. Louis C.K.'yi çok severim. Louis C.K. bir master, yani çok düşünür komedi üzerine ve çok güzel şeyler söyler. Norm Macdonald çok ilginç bir adamdır. Felsefe okumuştur. Teoloji hakkında fikirleri çok acayiptir. Yanılmıyorsam yani Rus edebiyatını çok iyi bilir. Latince iyi bilir. Ama aptalı oynar. Bütün hayatı boyunca aptalı oynadı. Biraz şeydeki gibi. Prestige filminde bacaklarının arasında bir fanus taşıyan bir Çinli adam vardı ya şeyci, sihirbaz. Hatta bizimkiler işte ikili uzaktan bakıyorlar falan filan ona. Yani onu bütün hayatı boyunca sürdürdüğü bir akt vardı adamın. Tamamen sürdürmedi. Son yıllara doğru Norm Macdonald ne mal olduğunu gösterdi foyası. Ortaya çıkmadı da kendisi gösterdi. Ondan sonucuma böyle biraz sağcı gibi oldu, dindar gibi oldu ama her zaman çok ilginç. Yani din anlayışı da ilginçti, tanrı anlayışı da ilginçti. Richard Dawkins'e resmen ayarlar vermiştir yani. Çok ilginç bir adamdır. Çok çok ilginçtir. Yani öyle bir zeka olmaz olsun. Yani olmaz. Yok böyle bir zeka. Çok 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 severim. Louis C.K. çok profesyonel bence. İşini çok iyi yapan, çok işine çok saygısı olan bir komedyen. Başkaları da var. Ama evet bu ikisi benim için çok önemli. It's Always Sunny in Philadelphia tarzı sert şeyi severim. Sert Amerikan komedisini severim, sertini. Türkiye'de komedi genellikle sert olmuyor çok. Türkiye esasında çok sert bir ülke değil. Edebiyatı ve komedisi sert değildir Türkiye'nin. İnsanı sert, Türkiye'nin kültürü sert bir kültür. İnsanları bile çok sert değil esasında. İnsanları sinirli gibi, insanları yumuşayabiliyor, insanları ilkesiz olabiliyor, insanları şöyle olabiliyor, böyle olabiliyor ama sert başka bir şey bence. Bunu Ece Ayhan şey demişti, Türk edebiyatında şeytanca bir şey, şeytanlık mesela çıkmaz, kötücüllük Türk edebiyatında pek yoktur falan filan gibi bir lafı vardı galiba. Biraz onu andırıyor. Evet. Ne diyordum? Sorular da çok hızlı geliyor. Merhaba Ayşe Hanım. Merhaba Özkan Gürel. Hegel'in felsefesi genel olarak haklı çıkıyor mu? Ben genel olarak haklı çıktığını düşünüyorum ya. Deniz Bağdaş yeni komedyenlerden hayran kaldığım bir komedyen, çok özgün bir tarzı var. Bir Deniz daha vardı. Söyleyin bakayım adını. Deniz selam selam diye bir şey yaptı. Ferhan Şensoy'u çok severim. Bir komedyen olarak değil, bir insan olarak ve bir çok yani bütün yönleriyle yazarlığı, işte kişiliği. Göktaş, teşekkürler. Deniz Göktaş'ı izledim. Sevdim. Sevdim. Güzel, çok güzel. O yumuşaklığı güzel. Çok güzel bir yumuşaklığı var. Sertleştiğinde de o sertlik çok tatlı oluyor. Dokusu çok hoş bence. Ben de tahmin ediyordum Yusra Hanım. Böyle. Hocam konuştunuz mu bilmiyorum ama komedi yaklaşımı konusunda Ferhan Şensoy ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bana tek gibi gelmiştir. Komedi yaklaşımı hakkında çok düşünmedim Ferhan Şensoy'un. Ama Ferhan Şensoy Galatasaray Lisesi'nden gelir. Galatasaray Lisesi'nde de Ferhan Şensoy'un kökleri biraz vardır. Çünkü unutmayın ki 70'li yıllarda onun yetiştiği sırada Galatasaray'daki tiyatro kulübündeki insanların fotoğraflarını belki görmüşsünüzdür. Efsane kadro. Yani işte Münir Özkullar, şunlar bunlar. Yani kimler yok ki? Çok zengin bir felsefe, aman tiyatro kulübünden çıkan birisi. Ben tarzını severim.
Çok severim. Yani Ferhan Şensoy'u kendime çok yakın bulurum. Kendime örnek de alırım biraz. Ferhan Şensoy'un şu özelliği bana çarpıcı gelmiştir. Özellikle son yıllarında ama başından beri de galiba çok ciddi bir adam olmasını severim. Ciddi komedyen diye bir şey vardır. Komedi konusunda söyleyeceğim en önemli şey, Norm Macdonald'ı çok sevdiğimi söyledim. Hiç sevmediğim komedyenler var. Esasında gömmek istediğim komedyenler var. Bir tanesi zaten çok da kötü yaşlanan ve Jim Carrey. Jim Carrey benim yani düşündüğüm her şeyin tam tersi. Jim Carrey'i neye uygularsanız uygulayın yanlış yol bence o yol. Yani hep önde olma, hep yayın halinde olma, hiç geri duramama. Sonra da hele bilgeliğe falan filan yatması falan çok gıcıktı. Bence şeyin tam tersidir. Yani Norm Macdonald'ın bir şeyi vardı, bir talk show'u vardı. Hiç kimse izlemiyordu. Yani ben ve dünyada 12 kişi daha falan izliyorduk herhalde. Ama böyle Jerry Seinfeld'i çağırıyor, işte şeyi çağırıyor, şu bu. Jim Carrey'i çağırıyor. Jim Carrey ne saçma şeyler yapıyor. Ne saçma şeyler yapıyor. Ve Jim Carrey'nin çiğliği olmamışlığı ile Norm Macdonald'ın akıl almaz derin komikliği böyle çok çarpıcıydı. Norm Macdonald'ın bir özelliği yaşlılarla galiba büyüdü ve yaşlıların komiklik tarzı var onda. 1930'lardan 40'lardan kalma espriler yapar ve anti komedi yapmaz. Jim Carrey aptallığı yani aptallık bence hatası anti komedi gibi şeylere hemen tav oldu. Norm Macdonald hemen anladı ben anti komedyen değilim dedi. Neden anti komedyen değilim? Bir esprisi vardır. Bir esprisi vardır. Evet arkadaşlar. Bakayım şu anda dağıldım. Yukarıya doğru gidiyorum. İngiliz komedisinde var mısınız? Hayır. Çok fazla sevmem İngiliz komedisi esasında. Tanpınar ve Proust zaman kavramı üzerine okuyabileceğim bir makale araştırma var mıdır önerebileceğiniz? %100 vardır. Çünkü çok banko bir formül. Yani Tanpınar, Proust zaman. Bir de Bergson'u koyun, bir de falan tam olur. %100, yüz binler, yani bir sürü çalışma vardır. Tezler vardır bu konuda, neredeyse eminim. Türkçe'de özellikle olma ihtimali şundan dolayı da yüksek. Proust çok güzel çevrildi. Defalarca çevrildi ve her çevirisinde de yeni bir şey geldi ama tabii Rosa Hackman'le tamamı çevrildi falan filan. Şimdi bir çevirisi daha galiba çıktı ya da çıkacak. Dolayısıyla güzel de çevrildiği için Tanpınar yani Fransızca bilmeyen okurlar da Proust hakkında bir şeyler mutlaka yazmışlardır ve Tanpınar'ı düşünmeden de geçmemişlerdir. Aklıma çat diye de yani Tanpınar, Proust zaman deyince bir şey de gelmedi açıkçası. Alperen Saz der ki aynen Can Frontemotion. Aynen öyle. Jim and Andy izledikten sonra Jim Carrey'den soğudum. Evet, böyle bir şey oldu. Kötü oldu o. Ama yani Jim Carrey ne zaman iyiydi diyeceksiniz. Dumb and Dumber'da falan iyiydi. Yani o komedi doğruydu. Ama oraya sırtını dönüp böyle doymadı. O onu doyurmadı. Doyumsuz biri olarak o yüzden kaldı. Şu anda her şeye el atan bir adama dönüştü. Biraz Bono'nun şarkıcılığı bırakıp Afrika'yı kurtarmaya çalışması gibi. Benim bildiğim kadarıyla kitleler böyle şeyleri genellikle cezalandırır. Ben buna hatta şey diyorum. Ayıp esasında ama İngilizce'de Bono sendrom diyorum buna. Türkçesi Harun Tekin sendromu. Şundan dolayı söylüyorum. Harun Tekin hem işte çok güzel rock grubu var, hem çok güzel şarkı sözleri var. Hem işte köşe yazarlığı, hem akıllı, hem yakışıklı, hem sosyoloji okumuş yeter be. İnsan gıcık oluyor. Ya da futbol oynamıştık mesela işte bizim karşı takımda falan oynamıştı. Gıcık oluyorduk yani. Hele iyi oynarsa iyice gıcık oluyorduk. Neyse ki çok çok iyi oynamıyordu. O yüzden Harun Tekin sendromu diyorum. Yani hem en yakışıklı olacağım, hem bunu yapacağım, hem de işte ne bileyim ben Sultanbeyli Belediye Başkanı olacağım. Halk sıklıkla, daha doğrusu kitleler sıklıkla bunları görüp şey yapıyor. Yani
dur sen orada diyor. Bir tür ostrasizme uğratıyor gibime geliyor. Atticus Hacic ya da Haciz. Hocam merhaba. Paresya ve edebiyatta sansürün totaliter rejimler bağlamında tez konusu seçtim. Paresya ve edebiyatta sansür. Paresya konusunda secondary sources tavsiyeniz var mı? İyi yayınlar dilerim. Yani Paresya'yı tabii işte Foucault çok şey yaptı. Çok gündeme getirdi. Hukuki tarafından ele almakta bence fayda var Paresya'yı. Hukuk felsefesi üzerinden ben yürümek gerektiğini düşünüyorum. Truman Show çok güzeldi. Truman Show'u güzel yapan şey Jim Carrey'nin oyunculuğu değildi herhalde. Yani kötü değildi oyunculuğu. Ricky Gervais ilginç, o da bir felsefe, o bir felsefe mezunu. O ciddi bir felsefe mezunu. Zaten belli argümantasyon işte dinleri eleştiriyor vesaire vesaire. O bir felsefe şeyi, formasyonu kendini iyi belli ediyor, bayağı belli ediyor. Ricky Gervais karışık duygularım var. Biraz şunu tavsiye ederim. Ricky Gervais'in şeyliğinde Talking Funny diye bir video var. Jerry Seinfeld, Ricky Gervais, Louis C.K. ve Chris Rock komedi konuşuyorlar. Nasıl komedi yapılır, biz nasıl yapıyoruz, zart. Orada Ricky Gervais bence sığlığı kendini gösteriyor. Biraz da böyle Jerry Seinfeld de gıcık gibi. Orada şeyin derinliği kendini bence çok gösteriyor Louis C.K.'in. Louis C.K.'in komedi hakkında hepsinden neredeyse daha çok düşündüğü, kendini komedi olarak daha çok riske attığı ve riske atmak gerektiğini düşündüğü falan çok ortaya çıkıyor. Scholar'da bakınca Tanpınar ve Proust makaleleri çıkıyor arkadaşlar, bakabilir. Kesin çıkıyordur yani. Eleştirel gerçekçilik, bilmiyorum onu. Bilmiyorum. Gördüğünüz gibi ben az kitap okuyan bir insanım. Eski videolarınızda tartışmaya açtığınız eşimle partlarda konuşup tartışıyoruz demiş Emel Hanım. Yüz yüze yapmak da ne kadar güzel olur, düşünüyoruz. Acaba burada park semineri yapar mısınız? Yaparım vallahi, havalar güzelleşince beklerim. Cem Yılmaz nasıl hocam? İlginç yani, şey bir konu. Uncut Gems'i izlemedim, bakayım. Adam Sandler gene konuşulması gereken bir konu. Bayağı antipatim artmıştı ama o filmi izledikten sonra bu adam o kadar da boş değilmiş demiştim. Adam Sandler'ın bence bir tarafı son yılları değilse bile ondan hemen önce ne yaptığını çok bilen ve onu hep yapan bir adam. Onu iyi yapıyor. Yaptığı şey çok büyük bir şey değil ve çok büyük bir şey yapma niyeti de yok. O yüzden kendiyle biraz tutarlı görüyorum. Son yıllarda biraz daha dram oynamaya sanki başladı. Uncut Gems'de galiba şeyi falan oynuyordu değil mi? Böyle pezevenk gibi birisini mi ne oynuyordu? Dram oynamaya oturmuştu galiba. Bakacağım makalelere, teşekkür ederim. Belki Ömer Hoca'nın spesifik olarak düşündüğü gene Tanpınar, Proust, zaman. Düşüneyim. Hayır, aklıma bir şey gelmedi. Nesne yönelimli ontolojiyi etüt etmedim. Yani benim bu şeyde, şey tarafında, neredeydi? Limburg muydu? Radboud Üniversitesi'nde bir arkadaşım var, Aryen. O çok bunlarla ilgili. Onunla çok konuşmuşluğumuz var. Biraz okudum ama fikir beyan edecek kadar iyi bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Ayşe Çakır, merhabalar. Takip ettiğim diziler var mı? Pek yok yani. Yani maalesef sizden ben şey alabilirim. Tavsiye alabilirim. Bayağı da komedi konuştuk. Şiir ve komedi konuşuyoruz demek ki şey serbest bırakınca. Oysa benim aklımda böyle el yazmaları falan filan hakkında konuşmak vardı. Ya da Platon hakkında konuşmak vardı. Neyse sonuç olarak sizlerle konuşmak çok zevkliydi. Ama biraz dağlarca yanmış olduk. Güzel oldu. Sonraki yayınlarda gene görüşürüz. Daha önce dediğim gibi Super Peer ortamında ben bazı danışmanlıklar vermeye başladım. Akademik danışmanlık veriyorum. Dil kültürü gibi bir ders vermeyi seviyorum mesela aslında.
veriyorum da biraz. Ama onu bayağı güçlendirmek istiyorum. Yani iyi verebileceğimi düşündüğüm bir ders. Çok da zevkli olan bir ders. Vesaire. Bir de felsefe dersleri ya da felsefe oturumları da yapıyorum. Aklınızda olsun eğer şey yapmak isterseniz. Böyle felsefeci oluşunuzun gündelik hayatta sıradan olaylara verdiğiniz tepkileri doğrudan etkilediğini düşünüyor musunuz diye sormuş Ülkü Çeliker. Çocuklar doğana kadar, benim çocuklarım doğana kadar yani bundan 7 yıl öncesine kadar diyelim. Felsefe ile hayatımın arasındaki ilişki çok uzaktan bir ilişkiydi. Çok dolaylı bir ilişkiydi ve ben seviyordum bu dolaylı ilişki olmasını. Yani çok yüz göz olmamasını, yani Heidegger'ciyim diye ölüme doğru koşmam gerektiğini falan filan. Hani öyle değildim. Kitabi bir yerde duruyordu biraz felsefe ve akademik bir yerde duruyordu. Ve ne bileyim ben hani bir felsefe tarihçisi gibi biraz yaklaşıyordum. Şu bu. Çocuklar doğduktan sonra çok canlandı benim için kavramlar. Maalesef ben felsefeye hayati bir yerden girmedim. Yani hayatımdaki problemleri araştıra araştıra felsefeye ulaşmadım. Felsefeye kitabi bir şey olarak girdim aslında. Ve yıllarca da öyle devam ettim. Çok şikayetçi değildim o yıllarda ama sonra krizler başıma geldi. Sonra çocuklar, yani babamın ölümü, annemin hastalığı, çocuk doğumu vesaire. O zaman tabii hayatın sillesini yedim ve yani o silleyle alakalı değil esasında çocuklarla alakalı bir şey. Çocuklarla birlikte felsefe benim için üçüncü boyut kazandı. Yani tam orada pişti felsefe ve çatırdı da adeta. Çok mutluyum yani öyle olduğu için. Çünkü enerjim bir arada. Artık iki kimlikli bir insan olmayı bırakıp tek kimliğe yakın bir yerden yürüyorum. O yüzden de konuşma biçimim de akademik konuşma biçiminden giderek zaten uzaktı, daha da uzaklaşıyor. Yalın Alpay'ın komedi üzerine analiz yapan bir serisi vardı. Programda yeni türeyen Türk stand-upçılarını konuk etmişti. Keyifliydi. Özgür Turan ve Batur Ray Özdemir'i seviyorum ama dediğiniz gibi Türkiye'de stand-upçılar kendilerini sahneye aktarırken çok törpülemek zorunda kalıyorlar. Olabilir, olabilir, olabilir. Ben şeyin yazış biçimini zaman çok eskiden çok beğeniyordum. Kimdi o adamın adı? Alpay Erdem. Şimdi Yalın Alpay deyince aklıma geldi. Alpay Erdem. İlginç bir şekilde şeyle de aynı takımda oynuyordu. neydi? Mor ve Ötesi'nin şeyi. Solisti benim lafı geçti. Neyse. Böyle Gibi'yi birazcık izledim. Bayağı güzel. Yani yazarlık inanılmaz. O diyalog yazıları yani Gibi bence bir noktalama işareti gibi. Ama neyin noktalaması? Türkiye komedi anlayışını Harun Tekin. Evet Harun Tekin aynı takımda oynuyordu. Alpay Erdem. Şey ne diyor gibi bir iki bölümünü falan izledim. Aslında hastası olacağım bir komedi tarzı. Bir şekilde tam olarak yürüyemedi. Yani devam edemedim ama ben sizin ne yaptığınızı anladım. Çok beğendim deyip kapattım gibi düşünün. Şey bugünün Türkiye gerçekliği, bugünün Türkiye psikolojisini çok iyi yansıtan bir havası var sanki. İstanbul'un biraz evet yani ona bakınca Türkiye'yi hakikaten insan görüyor. Türkiye'nin ruhunu merak eden insanlar varsa ben her zaman çok da merak etmem. Ama gibi bugünün Türkiye'sinin ruhunu bayağı bir yansıtıyor gibime geliyor ve komedi tarzı ama çok fazla incelemedim. Dediğim gibi birkaç bölüm izledim. Çok anlatan oldu. Anlıyorum ki çok büyük bir heyecan var en azından. Bazı kişiler çok çok seviyor ve neden sevdiklerini de anlayabiliyorum aslında. Yusra, siz bunu belirtiyorsunuz her zaman tabii. Fakat insanların soracağı insanı seçme tarzı bana tehlikeli geliyor. Yusra, evet her alanı çok bilirmişsiniz gibi uzmanlık gerektiren sorular soruluyor. Bu doğru. Bu beni zorluyor. Yapacak bir şey yok. Yani o biraz şundan da kaynaklanıyor. Türkiye'de söyleyecek bir şeyi olmayan insanlar da rahatlıkla konuşuyor.
Ve şey ve hakikaten her konuda bir fikirleri olabiliyor yani. Bunu bilmiyorum, bunu düşünmedim, bunu etüt etmedim diyen insan daha az ya da onlar görünmüyorlar. Hocam siz elitist kalıyorsunuz gibi için diyor Rabia İşeri. Gibi çok güzel ama hep aynı sıkıyor. Hocam hayatta en çok merak ettiğiniz şey nedir? Bilmiyorum. Bir düşüneyim ya. Hocam düşünmek mi anı yaşamak mı? Ha, düşünmek anı yaşamak mı diye mi soruyorsunuz? Düşünmek mi anı yaşamak mı diye bir ikilem mi yaratıyorsunuz Deniz Karakaş? Karataş pardon. Düşünmek anı yaşamak mı? Şimdi burada ben çok az şey bilen birisiyimdir. Ama 2-3 şeyde böyle atüt yaptım. Galiba bunu Emrah da bir yerde söylüyordu. Ve bir konuyu derinlemesine çalışınca... tamam Deniz Karataş döneceğim ona. Bir konuyu çok çalışınca diğer konularda sığ kalmanın neye benzeyeceği hakkında bir örneklemeniz oluyor. Benzer şekilde bir konuyu derinlemesine çalışınca başka bir konuyu derinlemesine çalışmanın neye benzeyeceği hakkında bir örneklemeniz oluyor elinizde. Doktora yapmak, iyi bir doktora yapmak biraz böyle bir şey olsa gerek. Benim burada yani konuşmalarda yapmaya çalıştığım şey tabii bilgi değil. Benim bilgi birikimim zaten hem zayıftır hem çok geniş değildir. Ama ben çok düşündüm yaptığım şeyler hakkında ve yaşadığım anlar hakkında. Bu biraz Deniz Hanım'ın sorusuna, Deniz Bey'in sorusuna da geliyor. Düşünmenin acayip önemli olduğunu düşünmeye başladım. Ve düşünmeye de biz sıklıkla düşün düşün boktur işin. İşte düşün düşün işte düşünmenin boşuna olduğuna yönelik bir sinisizm var. Her konuda olduğu gibi bunda da bir sinisizm var. Yani felsefe yaşamı daha da zor hale getirmiyor mu? Bence hayır. Bence hayır ama şeyi görebiliyorum yani onun zorluğu felsefeden kaynaklanmıyor. O koşullar zor koşullar. Felsefe yaşamı daha zor hale getirmiyor gibime geliyor benim. Ben felsefenin yaşamı çok daha iyileştirdiğini düşünüyorum neredeyse. Ama bir merak sorusu vardı. Kafam orada kaldı. Dolayısıyla ben hani bilme üzerinden değil, düşünme üzerinden ve tavır üzerinden. Yani bir konuya yaklaşma, soğukkanlı olma, tane tane konuşma, yavaş konuşma, iyi dinleme gibi hasletlerimle gündeme gelmek istiyorum diyeyim. Ve böylece bilginin de üzerindeki bir alan o. Yani epistemolojinin, daha doğrusu daha temel bir alan. Epistemolojinin temelinde psikoloji var gibime geliyor. Onu demeye çalışıyorum. Ve ben oraya da çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani Aristoteles'in tabirleriyle konuşacak olursak, diyanoetik yani düşünce erdemlerini çalışmak gerektiği kadar kişilik erdemlerini de çalışmak lazım. Ben oralara da, o düğmelere de basmaya gayret ediyorum. Yani ne kadar zeki olduğumu, ne kadar bilgi sahibi olduğumu gerçekten önemsemiyorum fazla. Eskiden önemsiyordum, şimdi sallamıyorum yani. Şimdi başka şeyleri önemsiyorum. Ama en merak ettiğiniz şey nedir? En çok merak ettim. Hiç düşünmemişim doğru düzgün bunu. Çok şey merak ediyorum ve evet en çok merak ettiğim tek bir şey şey yapmadı. Temayüz etmedi. Barış Narin der ki PC söylemi de hiç umursamıyorlar. Hocam Kill Tony diye açık bir mikrofon komedi programı var. Duymuştum galiba. 10 seneden uzun sürede devam ediyor. Meşhur komedyenlerle çabalayan komedyenleri buluşturuyorlar. PC söylemi de hiç umursamıyorlar. Çıkanların pek azı gerçekten iyi performans sergilese de açık mikrofon ruhunun yarattığı eşsiz sahnelerde yaşanabiliyor. Bakayım çok teşekkürler. Sağ olun. Kurgu kitapları olarak neler okuyorsunuz? Önerileriniz olur mu? Felsefe kurguyu kurutuyor arkadaşlar. Böyle bir tarafı var. Edebiyatı da kurutabiliyor, şiiri de kurutabiliyor. Ben de biraz kuruttu açıkçası.
Düşünmek çok önemli ama harekete geçirmeyi yavaşlatıyor gibime geliyor. O zaman da sanki hayatın dışına itiliyormuşuz gibi oluyor kanımca. Bu düşünmekten kaynaklanan bir şey değil bence işte. Sosyoloji, yani harekete geçmeyi yavaşlatıyorsa düşünmek, bu konuda düşünmenizi tavsiye ederim. Yani ben olsam bunun üzerine düşünürüm ve düşününce de evet düşünmek için biraz vakit harcamanız lazım falan ama ondan sonra hareketlerinizi çok daha etkili kılabilir. Çok daha az hareketle çok daha iş yapabilirsiniz. Çok daha önemli yerlerde harekete geçmemek gerektiğini de öğrenirsiniz. Ama bunları düşünmeden yapamazsınız. Düşünmeniz lazım gibime geliyor. Dolayısıyla düşünmek harekete geçmeyi yavaşlatmıyor esasında. Doğru düşünmeniz lazım. Yani harekete geçmeyi düşünmenin neden yavaşlattığını düşünmeniz lazım ve bu bir paradoks değil. Diyeceksiniz ki, aa ben galiba harekete geçmek istemiyorum çünkü korkuyorum. Harekete geçmek istemiyorum çünkü hüsrana uğrayacağımdan korkuyorum. Harekete geçmek istemiyorum o yüzden üşengeçlik yapıyorum. Harekete geçmek istemiyorum. Neden? Çünkü yani harekete geçmek istemediğim için de mükemmelliyetçi pozuna giriyorum. Bunları düşünerek çözebilirsiniz. Kendinizi tanımanızı da biraz sağlıyor bu. Ondan sonra bunları çözdüğünüzde, aa harekete geçmemi yavaşlatan şeyleri anladıkça ve harekete geçmemin önüne kendim engeller koyduğumu gördükçe onları tık 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 kaldırırsınız. Oksijen çok daha hızlı yayılmaya başlar vücudunuza gibime geliyor. En çok neyi merak etmeniz gerektiği, en çok merak ettiğiniz şeydir. Olabilir. Gayet mümkün. En sevdiğiniz Beatles şarkısı. Düşünelim bakalım. Esasında Norwegian Wood. Norwegian Wood'u hem kişisel hayatımda bir şeyi var. Hem güzel şarkı zaten. Sitar falan filan var galiba o şarkıda. Hem bir tahkiye var yani bir hikaye anlat diyor. Onu severim ben. Hikaye böyle bulanık bir hikaye. Ne olduğunu ben tam olarak bilmiyorum. Tam olarak bilmek de istemiyorum. Ama severim öyle. Yani bir hikaye var ama tam anlamıyorum ne olup bittiğini. Şiirsel bir tarafı var. O şarkıyı severim. Sanırım açık bir şekilde ama çok sayıda şarkısını severim ve o fenomeni de severim. İlginç bulurum. Yani müziğe yaklaşımlarının basitliği, sözlere yaklaşımlarının basitliği, kendi aralarındaki ilişkileri, sonradan dağılmaları falan, bütün o hikaye benim için eğlenceli, düşünülmeye değer, güzel, zevkli bir hikayedir yani. Biraz atlıyorum. While My Guitar Gently Sweeps de çok hoştur, yeri ayrıdır. Ben o şarkıyı hiç sevmem. Kusura bakmayın. Can Frontemotion bir şey sordu. Bakayım. Can Frontemotion der ki, yanlış olduğunu söylüyor. Bir dakika. Bir sürü ilginç şey var. Toparlamam lazım. John Frontemotion nereden başlıyor? Yanlış olduğunu söylüyor. Onlara göre insanları hatalarının farkına vardırınca onlar da hatalarını düzeltip topluma daha faydalı olacak diyorlar. Nereden bu muhabbet geliyor tam bilemedim. Hocam eskiden alt tabaka olarak adlandırılan insanlara çok büyük ön yargılarım vardı. Irkçılığa varan. Ama düşündükçe insanları yaptığı eylemlerden dolayı suçlamamaya başladım. Ama bazıları bunun diye hangisi doğru olduğunu düşünüyorsunuz? Çok parça parça olmuş Can Frontemotion. Tam anlayamadım. Hocam son günlerde bahane bulmalarımın sebebini söylediniz az önce. Sanki bana öğüt veren bir büyüğüm gibi yakın hissettim. Teşekkürler. Bu çok önemli bir mesele. Yani düşünün kendi üzerinizde ama cesaretle düşünün. Kork ya da şöyle düşünün. Tamam korkabilirsiniz. Bazı şeyleri de düşünmek istemiyorsunuz. Utanıyorsunuz. Kendinize, izzeti nefsinize konduramıyorsunuzdur. Şu bu tamam. Ama bir bedel de ödüyorsunuzdur. Dolayısıyla kendi üzerinde düşünmeniz, neyin kendi kendinize nasıl engel olduğunuza bakmanız bence çok 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 faydalı olabiliyor. Ama kolay bir iş, ya yani bazen de zor oluyor. Şey yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bazen çevrenizi değiştirmek, bazı arkadaşlarınızdan kopmak, ailenizden kopmaya getirebilir bu. Sarsıcı bir şeydir. Yani buna devam ettiğinizde
Ama neredeyse kuru kuruya bir kar zarar getiri götürü dengesi üzerinden doğru incelerseniz bence güzel adımlar atabilirsiniz. Yani ben X'ten korkuyorum. O yüzden mükemmelliyetçiymişim gibi yapıyorum ama aslında mükemmelliyetçi falan değilim. Hüsrandan korkuyorum, reddedilmekten korkuyorum, başarısız olmaktan korkuyorum. Peki, başarısız olmaktan korkuyorsunuz. Doğru, başarısızlık hakikaten kötü bir şey ama başarısızlık korkusu karşısında ödediğiniz bedelleri doğru düzgün düşünürseniz onlardan da bayağı korkmanız gerekebilir. Bu durumda da hesabınızı baştan yapmanız gerekebilir. Evet, başarısızlıktan korkuyorum ama başarısızlıktan korkumdan ötürü hiçbir şey yapmamaktan daha da çok korkuyorum. Falan filan diyebilirsiniz. Düşünmek bu işte. Yani ama tane tane düşünmek. Düşünmek yani trafik kazası gibi düşünmek değil yani. Gözlerinizi kapatıyorsunuz ve havai fişekler patlıyor. Onun gibi değil. Düşünceyi disipline etmek zaman alıyor. Çalışmak lazım. Ve bunun hani fizyolojik şeyleri de var. Uykuyla ilgili, yemekle ilgili kullandığınız, ben kahve içiyorum bununla alakalı. Ama düşünceyi tane tane hale getirmek, yani artiküle hale getirmek yanlışlanmayı mümkün kılıyor. Yanlışlanmak kolay değil. Yanlışlanmayı göze almak kolay değil. O yüzden suyu bulandırmaya insan eğilimli oluyor. Merhaba Clement Yefermovich Voroshilov. Şule Gürbüz okudunuz mu? Enfes bir edebiyat. Şule Gürbüz ilk çıktığında da çok önerilmişti ve okumuştum. Kambur'dan başlamıştım. Kambur'u sevmiştim ama bayağı da 90'lar geliyor onu söyleyeyim. Ama bir yani bana şey yapıyorsunuz, bilmediğim şeyler soruyorsunuz. Ondan sonra da büyük şeyler söylüyorum. Ondan sonra da pişman olacağım diye korkuyorum. Dolayısıyla bilmiyorum. Düşünceyi disipline etmek ne güzel bir laf. Teşekkürler. Düşünerek yani düşünce hakkında da düşünebiliyorsunuz. Ve bazen hakikaten dediğiniz doğru yani düşünce, eyleme, harekete engel oluyor. Tamam. Bunu düşünmeye devam edelim şimdi. Nasıl yani? Şöyle, ben sürekli düşünüyorum, harekete geçmiyorum. Ulan bunu bilerek yapıyor olabilirim. Bunun için de düşünmeniz lazım. Ama bu seferki düşünmeniz kendinize engel olmak için değil, o engeli kaldırmak için bir düşünme olur. Evet arkadaşlar. Aslında sorular nereden başlıyorunu takip edemiyorum. Karakter sınırı var hocam. Kusura bakmayın diyor John Frotemotion. Dilin bugünkü kullanımda artı erkeğe hizmet ettiğini düşünüyor musunuz? Ben şunu düşünüyorum. Bütün bu tartışma alanı bir yandan bazı korkuya yol açması beni şey yapıyor, sevmiyorum. Korkmayı sevmiyorum. Korkmaya alışkın olmayı sevmiyorum. Korkunun kanıksanması hele benim için çok korkutucu bir şey. Bunu şunun için söylüyorum. Yani ataerki, dil kullanımı, PC, woke kültürü vesaire. Onun etrafında çok korku var. Çok korku var. Özellikle Amerikan kültüründe yani artık karşı tepkiselliği görmeye başladığımız bir velvelecilik vardı. Yani size daha önce anlattım bir arkadaşım, felsefe hocası. Felsefe dersinde bir çocuğun kafasının üzerinden elini geçiriyor. Ben şimdi senin kafana vursam diye adaletle ilgili bir etik bir problem konuşuyorlar. Yanlışlıkla çarpıyor galiba biraz. Üniversite rektörüne kadar işine son veriyorlar. Çocuk, benim arkadaşım, daha önce bahsetmiştim. Viking gibi kocaman bir herif, breakdance falan yapıyordu. Dünya tatlısı bir adam, Eric Anderson, canım benim. Güney Dakotalı. Fargo'lu. Fargo filmi vardır ya. Kendini suçluyor ve diyor ki ben bir canavarım diyor. Ve buna büyük bunalıma giriyor ve en sonunda kendini öldürüyor. Yani şimdi diyeceksiniz ki ataerki vesaire bununla ne alakası var? Amerika'da çok alakası var. Yani ortak bir
bir histeriye dönüşmüş olması aslında ataerkilliğe karşı yapılan mücadeleyi de baltalamış olabilir. Büyük bir ihtimalle de öyle oldu. Ondan da çekinirim yani. Şöyle bir tarafı da var. Yani erkeğin kadını diyelim ezmesi, erkeğin erkek olmayanı, beyaz erkek olmayanı ezmesi, beyaz erkeğin beyaz erkeği ezmesiyle de karşılaştırılabilir yani. Maalesef. Allah cezasını versin yani. Varoluşsal sancılar yaşadığınız oldu mu? Olmaz, olur mu? Ama geç oldu. Yani varoluşsal sancıları, yani şöyle söyleyeyim Rabia İşeri. O bohem yıllarımda varoluşsal sancılar yaşadığımı düşünüyordum. Ama yaşadığım şey ergenlik. 90'lar Türkiye toplumu gibi bir yerde genç olmak. Hepinizin belki yaşadığı bir şeyler. Ama 2020'lerin tabii Türkiye'sinde yaşıyorsunuz, çok farklı. Çok daha iyi değil, çok daha kötü olmayabilir, bilmiyorum. Bazı açılardan çok kötü, bazı açılardan belki daha iyi. Ama sonra baba kaybıyla birlikte, bunu da söylerler yani işte bir erkek anca babasını kaybedince bilmem ne olur falan. Tabii erkek baba falan filan burada söz konusu tabii o değil. O zaman ben varoluşsal sancılar yaşadım. Tabii. Ya daha doğrusu içime döndüm. Duygularıma döndüm. Dedim ben bu duygularla şey yapıyorum ve duygular 40 sene bakımsızlıktan artık leş olmuş. Yani ev çöplük gibi olmuş şu anda. Ev dağınık mı diye dönüp bakıyorum da. Şunu söyleyeyim size. Türkiye'de orta üst gelir sınıfından erkeklerin belki 40 yaşına kadar İçlerine hiç dönmeme, kendi duygularının hiç farkında olmama lüksleri vardır, ayrıcalıkları vardır. O yüzden buna şey deniyor galiba, duygusal cehalet, duygusal okuryazarlık zayıflığı. Yani duygularını okuyamıyor adam. Neden? Çünkü biraz Cem Yılmaz'ın dediği gibi göster amcanlara pipini falan filan gibi bir havada. Kendini kapatmaya, sakınmaya, gizlemeye, şekil değiştirmeye gerek duymadan on yıllarca yaşayan birisi kızınca öfkeleniyor. Negatif öfke demek. İşte pozitif coşku falan demek. Böyle yaşıyoruz biz. Yani ben de 40'a kadar çok duygusal çözünürlüğüm çok düşüktü. Sonra 40'ta çok zorlandım o yüzden. 40'ta baba ölümü başka şeyler falan filan olunca çok zorlandım. Bu çözünürlüğü yeniden üretmem gerekti. Orada da dile, düşünceye, biraz felsefeye yaslandım. Biraz orada zekamı kullanmak zorunda kaldım. Yani kendi durumumun farkına varıp bundan çıkabilmenin yolu doğru insanlara gitme zekası göstermek de bu için bir parçası. Falan filan. Ondan sonra varoluşsal sancılar denen şeyin ne olduğunu bayağı iyi anladım. Falan ve evet. Evet. Iris Duran. Iris Duran, sizin sorunuzu takip edemedim. Bildiğiniz şeyleri sorayım hocam. Aristoteles'in metafizikte ilk varlığı kabul etmesi. Ay Allah'ım. Kabul etmesi onu teolog yapmaz mı? İlk varlığı kabul etmesi. Felsefede konu ama Tanrı konu değil, amaç olmalı değil mi? Şimdi şöyle, ilk varlığı kabul etmekten ziyade olması gerektiğini çıkarsıyor bana kalırsa. Kabul etmiyor, kabul etmekten kasıt varsaymıyor onu. Diyor ki böyle bir varlık olmalı. Hatta böyle bir varlık evleviyetle olmalı. Evleviyetle ne demek? Elma varsa Tanrı haydi haydi vardır demek. Dolayısıyla bir kabul durumu değil. Bu da önemli bir şey. Bu yüzden Aristoteles Tanrısına inanmaz.
tanrısını çıkarsar, o tanrı da zaten çıkarsanacak bir tanrıdır diyelim. Falan. İman duymaz tanrısına yönelik olarak. Aristoteles'in tanrısı inanılacak bir tanrı değildir. Bunu teolog yapar mı? Kabul et. Yani teolog, Aristoteles de o sözcüğü kullanıyor. O yüzden kafamı birazcık karıştırıyor. Bugünkü teolog sözcüğüyle tam aynı değil. Ama Aristoteles şeyde, evet, metafizikte, metafiziğin teoloji olduğunu söylüyor. Bunun sebebi varlık meselesine Tanrı dahil. O kadar, hem de çok dahil. Acayip dahil. Ama bunun ontoloji değilmiş, bu teolojiymiş, işte laik mi, seküler mi, din dışı mı, din içi mi falan filan, bu ayrımlarda hiç değilim. Yani o ayrımlarla ilgili, o ayrımlarda, o ayrımları kabul etmiyorum. Felsefede Tanrı konu değil, amaç olmalı değil mi bilmiyorum. Niye amaç olsun? Amaçtan kasıt varlığını kanıtlamak gibi bir şey mi? Bilmem, yani yokluğunu kanıtlamaya da çalışmıştır felsefe, varlığını da kanıtlamaya çalışmıştır falan filan. Kaçınılmaz bir konu, o gerçek galiba. Bir şey varsaymak ne demektir? Güzel. Bir dakika. Hakkı Kaan Çalışkan. Baba kaybı, 24 yaş, duygu çözünürlüğüm yok resmen, majör depresyona kayıyorum, smiley. Hocam çözüm yolunu göstermediniz ama, olur mu? Yani şey yapmanız, kendinizi ciddiye almanız lazım. Bu yaşadığınız şey ciddi bir olay. Bilimsel, profesyonel bir yardım almanız önemli burada. Benim bunun önüne geçmemem gerekir. Önemli bir olay, önemli bir şey yaşıyorsunuz. Ben bunu 40 yaşında yaşadım. Ondan sonra. Ama düşünebilirsiniz. Yani duygu çözünürlüğünüzün olmadığını görüyorsunuz. Türk erkeği dediğim sebeplerden ötürü bütün negatif duygularını öfkeye tahvil eder. Bunu daha önce bir öfke videosunda anlatmıştım. Yani tek tuşlu bir piyanoya dönmüşüz yahu. İkinci bir tuş yok. Üzüntü yok, yas yok, kayıp duygusu yok, özlem yok, anma yok, yad etme yok, kahır yok, öfke. Türkiye buna şey oldu, Türk erkekleri buna yazıldılar. Ve buna yazılma lüksümüz var ayrıca. Ona da dikkatinizi çekelim. Dolayısıyla ciddiye alın, kendinizi ciddiye alın, bu olayı ciddiye alın, babanızı ciddiye alın, önünüz, geleceğinizi ciddiye alın ve bu olaya kolları sıvayın. Önemli bir şey yaşıyorsunuz. Yolunuz açık olur. Yani umarım yolunuz açık olur. Derin Sevil bir soru soruyor. Davranışlarımızı etkileyen korkular dediğiniz şey, psikolojide otomatik düşünce, bilişsel çarpıtma deniyor. Saptamak çok zor değil ama düzeltmek terapi almadan mümkün olur mu? Belki telkin yoluyla. Doğru olabilir. Doğru olabilir. Ama terapiye gitmek için de saptamakta çok fayda var. Terapide de saptanabilir tabii ki bu. Ama çok içten bir şekilde saptamak muhtemelen terapi sürecinde de önemli bir nokta olacak. Düşünmek, okumak bence her türlü önemli ama tane tane düşünmek. Sürekli kafanızın içinde bir radyo yayınının olması anlamında düşünüyorsanız düşünmeyi, onu kastetmiyorum. O radyo yayını hep var. Ama o radyo yayını hiçbir şey söylememek gibi bir şey. Deminki o karlı ekran gibi. Bir görüntü var mı? Bilmem, karlı karlı ekran görüntüsü var. Tane tane olmaya başladığında görebilmeye, tane tane olduğunda çürütebilmeye, tane tane olduğunda hatırlayabilmeye başlıyorsunuz. O yüzden de yazmak önemli olabiliyor, düşünme sürecinizi tane tane hale, daha artiküle hale getirmek için. Ben meditasyonu epey kullandım, onu size söyleyeyim. Psikoterapi, yani
Ama aramak lazım yani. O şifayı aramanız lazım esasında. Ve farklı insanlar farklı yerlerde bulabilir diye de düşünüyorum. Ama terapi tabii ki çok önemli olabiliyor bence. Çilis çöplüğe dönmüş deyince siz Berkun Oya'nın Kuvvetli Bir Alkış dizisinin bir sahnesi canlandı gözümde diyor Özgün. Sanırım Özgün Bilgin bu içimden öyle bir ses içimden bir ses diyor ki bu Özgün Bilgin. Türkiye'den bir şeyle izlemek isterseniz bence yeterince otantik bir yapım. Berkun Oya'nın böyle ben çok yıllar önce Radikal 2'de bir öyküsünü okumuştum. Aman Allah demiştim. Ne güzel ne güzel yani bayağı iyi bir yazar bu belli. Sonra o Bir Başkadır'ı çekti. O Bir Başkadır'ı ilginç buldum. O konu hakkında da epey söyleyeceğim bir şeyler var. Bir yerlerde söylemişimdir mutlaka. Ben o içinden AKP alınmış bir Türkiye resmi gibi düşünüyorum esasında Bir Başkadır'ı. Bu anlamda böyle bir ama çok çok ilginç. Çok ilginç, güzel. Yani keşke bunun gibi 100 tane çalışma olsa. Kuvvetli bir yani Türkiye'den bir şeyler izlemek isterseniz izlemek isterim. Ama ben dünyadan da bir şey izlemek istemiyorum. Türkiye'den de istemiyorum aslında. Kolay sıkılıyorum biraz şeyim. Böyle ayran gönüllüyüm galiba biraz. Sanırım tane tane düşünebilmek için düşünmeme halini de disipline etmek işe yarıyor. En azından ben de kesinlikle. Kesinlikle. Oboa çalıyorsanız, klarnet çalıyorsanız, darbuka çalıyorsanız, sessizliği kullanmanız lazım. Sürekli men 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 diye yayın yapmak değil ki müzik yapmak. Daha önce söylemişimdir. İdil Biret piyanist, meşhur piyanistimiz İdil Biret şey derdi. Piyanonun başına oturunca piyanist derdi. Harıl harıl notaya bakıp piyanoyu çalmamalı derdi. Oturduktan sonra bir durmalı. Eser karşısında durmalı. Konsantre olup başlamalı. Eğer konsantre olup başlamazsanız eser yani kaçmış bir tren gibi eserin sürekli peşinden gidip eseri yakalamaya çalışırsınız demişti. Ve ben az çok biliyorum bu hissi doğru. O yüzden de o sessizliğin kullanılması bir müthiş bir alet. Çok güzel bir alet. Böyle. Yalnızlık aşılabilir bir duygu mu sizce? Bence aşılabilir bir duygu yani. Bilemiyorum ki. Kendi sessizliğinin içinde olmak. Tabii yani o böyle karanlık bir gece yüzmesi gibi, geceliğin yüzmek gibidir yani o kendi sessizliğin içinde var olmak. Ama onun tadına varman lazım. Yani o soğuk su, o yıldızlar, o müthiş bir şey. John Cage'in 4.33'ü tabii bunun da manifestal yani bir ulan anlamıyorsanız bari böyle anlatayım dercesine kurgulanmış bir versiyonu. Ama ben bir sürü fikrimde garip bir şekilde hiç istemezsem de John Cage'in vardığı sonuçlara çok vardım. Özgün selam. Evet arkadaşlar. Sizi görmek ne güzeldi. En kısa zamanda tekrar görüşelim demek böyle çene modunda olmak şey oluyor. Gerçi benim anlatacak böyle parça parça bir sürü hikayem yok. Yani ben Sevan Nişanyan gibi biri değilim. Sevan Nişanyan o kadar bilgili ki. O kadar bilgili ki. Yani ben şaşırıyorum yani. Ama nerelerine güvenirim? Ne kadar güvenirim? Hangi alanlarda güvenirim? Hangi alanlarda güvenmem? O bambaşka bir konu. Ama çok bilgili. Dolayısıyla böyle hani yanlış şeyler söyleyeceğim diye de korkuyorum. Haddimi aşacağım diye falan korkuyorum onu da söyleyeyim. Ama sizi görmek çok güzel. Bazı böyle geri dönen figürler oluyor. Yeni insanlarla tanışıyorum falan. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.